Merhaba çocuklar. Matematik dersimize hoş geldiniz. Dersimizin konusu çıkarma işlemi. Bu kez çıkanı bulacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. Evet, karşımızda toplar var. Altında ise bir çıkarma işlemi var. Fakat burada bir eksiklik var. Görüyor musunuz çocuklar? Evet. Biz şimdi buradaki sayıyı bulmaya çalışacağız. Haydi bakalım. Şimdi öncelikle kaç tane topumuz var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane topumuz var. 5 tane toptan kaç tane top çıkarırsak 3 tane top kalır? Bunun cevabını bulmaya çalışacağız. Şimdi bakalım. Toplarımızın üzerine birer birer çarpı koymaya başlayacağız. Ve 3 tane topumuz kaldığında duracağız. O zaman başlayalım. 1 tane ilk topumuza çarpıyı koyuyoruz. Koyduk. Kaç tane topumuz kaldı? 3 tane kaldı mı bakalım. 1, 2, 3, 4. Bizim kaç tane topumuz kalması gerekiyor? 3. O zaman çarpı koymaya devam edelim. Bir tane daha koyduk. Bakalım kaç tane kaldı? 1, 2, 3. 3 tane topumuz kaldı. 5'ten kaç tane çıkarırsak 3 tane kalırmış sayalım. 1, 2. 5'ten 2 çıkarırsak 3 kalır. Haydi devam edelim. Şimdi ise karşımızda havuçlar var. Haydi birlikte havuçları sayalım. 1, 2, 3. 3 tane havuç var. 3 havuçtan kaç tane havuç çıkarırsam 1 tane havuç kalır? Haydi bulalım. Bir tane havuç kalana kadar havuçların üzerine çarpı işareti koyuyorum. İlk havucumuzun üzerine koyalım. Bir tane çarpı koyduk. Kaç tane kaldı? 1, 2. Bizim kaç tane havucumuz kalması gerekiyor? 1. Bakın sadece bu kalmalı. O zaman bunun üzerine de çarpıyı koyduk. Ve geriye bir tane havucumuz kaldı. O zaman 3'ten kaç tane havuç çıkarırsam 1 tane havuç kalır? Evet, 2. Bakın 1, 2. 3 havuçtan 2 tane havuç çıkarırsam 1 tane havuç kalır. 3 havuçtan 2 tanesini çıkarırsak 1 havuç kalır. Devam edelim. Şimdi ise karşımızda üzümler var. Haydi üzümleri sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 üzümden kaç tanesini çıkarırsak 2 tane üzüm kalır? Haydi çarpılarımızı koymaya başlayalım. 1, kaç tane kaldı bakalım? 1, 2, 3. O zaman çarpı koymaya devam ediyoruz. 2. Bakalım kaç tane kaldı? 1, 2. 2 tane üzümümüz kaldı mı? Evet, kaldı. Bakın 1, 2. 2 üzümümüz kaldı. O zaman 4'ten kaç tane çıkarırsam 2 kalır? 1, 2. 4'ten 2 çıkarırsam 2 kalır. Bakın 4 tane üzümden 2 tanesini çıkardık. 2 tanesi kaldı. Anlaştık mı çocuklar? Güzel. Devam edelim. Şimdi ise karşımızda yıldızlar var. Haydi hep birlikte sayalım kaç tane olduklarını. 1, 2, 3. 3 tane yıldız var.
Peki bu 3 yıldızdan kaç tanesini çıkarırsak 2 kalır? En sondan başlayalım. Bakın 1, 2. Bu ikisini koruyoruz ve geriye bir tanesi kalıyor ve ona çarpımızı koyuyoruz. Bakın kaç tane kaldı? 1, 2. 2 tane yıldızımız kaldı. O zaman 3'ten kaç tane yıldız çıkarırsak 2 kalır? Kaç tane çıkardık? Evet, 1 tane çıkardık. O zaman 3'ten 1 çıkarsa 2 kalır diyoruz çocuklar. Bakın 3 tane yıldızımız vardı. 1 tanesini çıkardık. Geriye 2 tane yıldızımız kaldı. Anlaştık mı? Güzel. Evet çocuklar, dersimiz bitmiştir. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.